Bu arada burada üç tane türkücü var, bir tane türkü dostu var. Kubat popa geçti biliyorsunuz. sizin bu tip bir niyet var mı yarın öbür gün? Bir uğrayıp gelecek o. Bir uğrayıp gelecek. Bir uğrayıp yok gelecek. Yok zaten Kubat gönlümüzde burada. Dünya tatlısı dostum. O hani onun için türkü demiyor. Türkü söyleyen çocuk diyorlar. O da hani her şeyi de söyleyebiliyor onun için. Hani bir gitti gelecek. Hepsini söylüyor zaten. Evet. Benim soruyu neden böyle sorduk da ben geri şey yaptım. Nereye bağlayacağını çok merak ettim. Evet, bağlayamadım da. Sorunuz başka var mı Ebru Hanım? Evet, Serdar Bey'e de sormak istiyorum aslında ben. Buyurun. Serdar Bey, iyi geceler. Size de. Şeyde indiğinizde kendinizi nasıl hissediyorsunuz ve şehir hayatına en fazla kaç gün dayanabiliyorsunuz? Şehre indiğinizde lafını toparlayabilirsek Ebru Hanım, evet. Ben onu toparlayayım ya. Çünkü bu yayının daha çıkışı var. Bana patlar bu işler. Evet. Peki sorayım. Serdar Bey, şehire indiğiniz zaman ya da geldiğinizde diyelim. Nasıl güzel topladın sen. Hayatım çekim fiilinde sıkıntı yok. Direkt yüklemde sıkıntı var. Yani hani. İndiğinizde de sıkıntı var. Yoksa indiğiniz zaman, indiğiniz vakit, nasıl indiğin tarih falan gibi. Oralarda sıkıntımız yok. Evet. Evet. Özlüyor musun yukarı? Ben İstanbul'da yaşıyorum yani öyle dedim size. Hayatım yarısı da dağda gidiyor ya. İstanbul'da çalışmak, İstanbul dışında olup İstanbul'u gezmekten daha zor bence. Ben o kadar dingin bir yerde yaşamama devam ediyorum ki. İstanbul'a geldiğim zaman İstanbul'un en güzel saatlerinde, en güzel zamanlarında İstanbul'u görebilme şansım var. Hiç de zorluk çekmiyorum. Bence hayatta kalma, benim işim hayatta kalmayı da öğretmek yani biraz. Hem şehirde hem doğada hayatta kalabilen insan makbuldür bence. Ben de öyle. Evet, peki bir şey soracağım sana. Gerçekten işin bir de başka bir tarafı var. Yıllardır programı yapıyorsun. Cidden birisini, yani buradan herhangi bir arkadaşı ya da bizi... Dağın başına, ola ki yani birisinin başına bir şey geldi ve indi dağın tepesine, bir ormanın içine, bir yere düştü. Yani 5 gün, 10 gün, 15 gün hayatta kalabilme mücadelesi için yani gerekli olan ilk birkaç hareket nedir? Yani ne önce barınmak mı? İlk önce böcek pişireceksin. Sen barınırsın, senin için önemli. Sen zaten küçüklükten beri böceğe şey olduğun için evet. Bunlar pişir yer o. Biraz teknik sorular, ona teknik cevap vereceğim o yüzden. Şimdi hayatta kalmanın prensipleri var. Biz de şehirde aynı prensiplerle hayatta kalıyoruz, unutmayın. Barınmak için ve iyi yaşa için yaşıyorsunuz, doğru değil mi? Doğru. Barınma ve iyi yaşa, herkes onu konuşuyor zaten. Doğada da insan barınma ve iyi yaşa için yaşayabilir. Önce barınmanız gerekir. Kaybolduğunuzu hissettiğiniz an kesinlikle hareket etmemeniz lazım. Çünkü enerjinizi minimum harcayıp maksimum iş yapmanız gerekecek orada hayatta kalmak için. Bulunduğunuz yerden fazla ayrılmayıp barınacak bir yer yapın kendinize önce. Kendi ruhunuza hitap eden o coğrafi koşula uygun bir yerde barınak yapın. Evet. Hazır barınak varsa enerjinizi fazla harcamayın, içinde kalın. Daha sonraki önemli olan şey bence ateş yakmak. Bir insan 3 dakika nefes almadan, 3 gün su içmeden normal hava koşullarında 3 haftada aç yaşayabilir. Elzem olan 3 şeyi sıraladım. Ateşte yaktığınız zaman bakın, ısınırsınız, giysilerinizi kurutursunuz. Sözüm ona hani bana göre bir şey yapmaz da hayvanlardan sizi uzak tutar. Karanlıkta ışık olur. Işık rengi bile, o sarı ışık rengi bile insanın motivasyonunu arttırır. Daha bir sürü bileşen var ateşin size vereceği. Bunlar bir araya geldiğinizde zaten hayatta kalırsınız. İşaret bile gönderirsiniz. Barınağınız var, ateşiniz var. O coğrafyada yiyebileceğiniz besinleri de bulma ihtimaliniz çok yüksek. Bana bakın, şunu söylüyorum size yani... Ben bunu çok yaşadım. İki arkadaşsınız, şehirde geziyorsunuz. En fazla bir öğün aç kaldınız diyelim. Biraz birbirinize karşı stresli oluyorsunuz değil mi? Ama iki öğün aç kaldığınızda o durum biraz daha değişiyor. Üç öğün aç kaldığınızda veya bir gün aç kaldığınızda arkadaşınızı tanımıyor hale gelebilirsiniz. Tanıyamazsınız belki de. Ben bunları çok yaşadım. O pozisyonda stresle mücadeleye başlıyorsunuz kendi iç dünyanızla. Kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Aslında o kaybolma ve açlık da size bir şeyler öğretiyor orada. Peki. Harikasın. Çok teşekkür ederiz. Yani konunun bir de özünden böyle bir şey almak var diye söylüyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.